merhabalar. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Canlı yayın 5. mevsimdeyiz. Bugün günlerden çarşamba. Çarşamba günlerimizin artık bundan böyle misafiri olacak Profesör Doktor Cemile Özsin Öğün hocamızla sohbetimiz geçen hafta başlamıştı. Kaçıranlar olduysa bir kez daha hatırlatalım. İnşallah bundan böyle çarşamba günleri 14.05'te geleneksel ve tamamlayıcı tıp üzerine sohbetlerimizde karşınızda olacağız. Geçen hafta ozon tedavisiyle başlamıştık. Kaçırdıysanız mutlaka KON.tv'nin YouTube sayfasından göz atın. Çok önemli bir sohbetti. Bugün de kısa bir özet yapacağız ve bugün önemli bir gün çünkü gerçek nöral terapinin nöroprolaterapinin görüntüleri olacak. Biraz söylemekte zorlandım ama birazdan hocamız daha güzel ifade edecekler. Hiçbir yere ayrılmayın. Ağrı sıkıntılarınız varsa, bel boyun fıtıkları, psikolojik sorunlar, bozucu alan ameliyat izi birçok şeyden bahsedeceğiz. Lütfen kronik ağrı yaşayan arkadaşlarınıza, aile dostlarınıza haber verin. Ağrı tedavisinde bugün konuşacağız. Hemen misafirimize dönelim. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanı Profesör Doktor Cemile Özsin Öğün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine çok çabuk geçti bir hafta. Evet. Ama biz özledik sohbetinizi. Geçen hafta ozon tedavisinde eksik bir bölüm kalmıştı. Evet, yetiştiremedik. Ozon derya deniz bir konu çünkü. Bir hatırlatmada bulunayım. Sizler de sohbetimize katılabilirsiniz. Hem geleneksel tamamlayıcı tıpla ilgili, hem ozonla, hem de birazdan konuşacağımız nöral terapiyle ilgili katılımlarınızı bekliyoruz. Ekranımızdaki WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Hocam, ozon estetik konularda uygulanıyor mu? Hem de nasıl uygulanıyor? Şimdi ozonu direkt yüze verebiliyorsunuz. %100 ozonu yüze direkt uygulayabiliyorsunuz. Ozon uygulamasından sonraki ciddi kanlanmayı ve parlaklığa inanamazsınız. Bunun yanında ozonu iğnelerle, özellikle hanımlar bu konuya dikkat etsinler. Bölgesel zayıflamada, yağ eritmede inanılmazdır ozon. Göbek çevresine veya işte baldırlara, yağ birikimi olan yerlere ozon enjeksiyonları yaptığınızda orada aynen liposuction etkisi görülüyor. Aa. Ve bunu hani ameliyatsız liposuction gibi düşünebiliriz. Bir diğer ozonu kullandığımız yer, perepeleri ozonluyoruz biz. Hı hı. Perepeyi halkımız biliyor artık. Hani kendi kanından elde edilen özel hücreler. Kök hücrenin öncülü, kök hücre de çok kullanıyoruz biz. Bu perepeleri ozonluyoruz ve ozonlanmış perepe kullanıyoruz pek çok yerde. Hem ağrı tedavisinde veya yeni doku oluşmasını istediğimiz yerde, ama yüzde mezoterapi tarzında ozon kullanabiliyoruz. Yani aslında bununla ilgili görüntü vardı hocam. Arkadaşlarımızdan isteyelim ozon ve estetikle ilgili görüntümüzü. Evet, var. Hı hı. Sanıyorum o Hürrem Sultan bakım mı, Küsem Sultan bakım, öyle bir bakım var bizde. Hı hı. Onlardan birisinde var ciddi bir şekilde. Hem lifting etkisi yapıyor. Bir de mezoterapi gibi minik minik uygulamalarınız var yüze. Gerçekten toparlıyor. Çünkü kanlanmayı artıran her şey anti-aging'tir. Ozon da anti-aging'tir sonuç olarak. Peki hocam, şu anda görüyoruz işlemi. Burada dermapen yapıyoruz. Özel bir alet var. Cildin üst tabakasını harekete geçiriyoruz. Orada da perepemiz var. Hı hı. Bu çok ciddi bir, özellikle lekelenmelerde ve üst tabakadaki kırışıklıklarda, yeni oluşmaya başlayan kırışıklıklarda ve cildin parlamasında, düzelmesinde, girintilerde, çıkıntılarda çok değerli. Dermapen üzerine perepe ve bunu ozonlu yaptığınızda zaten 3 kat etkili bir şey mi yapıyorsunuz? Çok fazla. Etkiyi böyle hani 10'la çarpıyorsunuz. Şimdi 3 artık kat falan değil. Cilt tedavilerinin de dönemi başladı. Güneşli günler azaldığı, evet, için değil mi kesinlikle hocam? Kesinlikle leke tedavisi için özellikle bunu öneriyoruz. Evet. Yani 3. seferden sonra lekelerdeki farkı çok ciddi göreceksiniz. Perepeler 3 hafta arayla yapılabilir. 2-3 hafta arayla. 2-3 hafta arayla. Yani birkaç aylık tedavideki fark inanılmaz oluyor. Çok ciddi sivilceleri olan, sivilce izleri olan ve sivilceleri olan bir hastamız çok yakında. En yakındaki o. Mesela ikinci seferde artık sivilce izlerinde ciddi farklar olmaya başladı. Perepeyle ve şeyle, dermapenle soya soya
Şimdi gayet mutlu bir şekilde ve ona kök hücreler de yaptık tabii biz. Bunlar epey bir toparladı yani o girinti çıkıntılar var ya. Hı hı. Onlar ciddi bir şekilde çok fark ediyor. Evet. Kök hücreyle özellikle PRP kök hücre, ozon hepsiyle birlikte çok fark ediyor. Çok güzel. Peki hocam sohbetin... Bu da şu o bakım işte. %100 ozon uyguluyoruz yüze bakın. Şu anda direkt ozon. Direkt yüze ozon veriyoruz. Ve orada fitoterapi kullanıyoruz. Yani özel bazı bitki yağlarımız var. Onları da içine nüfuz ettiriyoruz. İşte özellikle hani nişanda, düğündü, özel günler, onlardan bir gün önce bile yaptırdığınızda parıl parıl oluyorsunuz. Yani o kadar etkili. Evet bu. Peki çok güzel. Sohbetin başında demiştiniz ki inatçı yağlar, bölgesel yağlar ve birden incelmek isteyenler için ozon uygulanabilir diye. Evet. Bazen çok güzel zayıflıyoruz ama diyelim ki karın bölgesi kalıyor. İşte onun için ozon çok değerli. Oraya enjeksiyonla veriyoruz. Ve oradaki yağ hücrelerini atıp gidiyor yani öldürüyor ve onda ciddi kanlanma artırdığı için orayı hemen metabolizmasını da hızlandırıyor. Düzenliyor. Yani birkaç çeşit etki yapıyor. Çok hani güzel. Portakal kabuğu görüntüsünü de yok ediyor. Estetik uygulamaları da yapıyorsunuz kliniğinizde. Evet. Peki hocam, nöral terapiye geçelim mi yoksa ekleyecekleriniz var mı? Geçebiliriz. Peki, nöral terapiye geçelim. Sizin enjeksiyon uygulamalarıyla ilgili tecrübeniz bizim için çok önemli. Anestezist olduğum için vücudun her yerine, her büyüklükte iğneyi uygulayabiliyorsunuz. Sokabilme şansım var. Peki ilk defa duyanlar için bu nöral terapi nedir? Bir açar mısınız? Anlayacağımız şekilde ne yapıyor hocam bu iş? Nöral terapi kökeni Almanya. Çok ileriler bu konuda. Tesadüfen bulunmuş bir şey. Lokal anestezik madde. Ben anestezist olduğum için en fazla kullandığımız maddelerden biri. Lokal anestezik dediğimiz. Hani kolu bacağı uyuşturmada veya belden aşağısını uyuşturmada kullandığımız ya da mesela biyopsi alınacak cerrahların kullandığı veya kulak burun boğazcıları hani burnunuza birazcık tampona damlatıp kullanıyor. Bu tarz maddeler var. Bölgesel uyuşturma yapan. İşte bu bölgesel uyuşturma yapılan maddeleri içeren özel solüsyonlar var. Fakat özellikle bu nöral terapide kullanılan solüsyonun birisi Türkiye'ye daha yeni üretiliyor. Yani biz epey uzun süreden beri bunu yurt dışından temin ediyorduk. O çok değerli ve Türkiye'de bulunmayan bir ilaçtı. Türkiye'de üretiliyor artık. Yeni başlamış olması çok güzel, gerekiyor. Çok yani güzel. Öyle umutlayım hani çıktı bekliyoruz. Çıkacak gibi yani diye. Bir bölgesel uyuşturma yaptığımız o ilaçlarla hazırlanan özel solüsyonlarımız var. Şimdi burada mantık şu. Tesadüf bulunmuş. Hücrenin içindeki ve dışındaki elektriği değiştiriyor. Daha bir yöntem. Tesadüfen bir enjeksiyon yapıyor. Başka bir amaçla yapıyor enjeksiyonu. Bu da mı Avrupa kaynaklı hocam? Evet, Almanya kaynaklı. Çok güzel. Ve mesela ağrıyan bir yeri var diyelim şurasında. Buraya enjeksiyon yapıyor. Kendi akrabasına bir Alman hekim. 1900'lerin işte başlarında. Ablasının dizinin ağrısı geçiyor. Nasıl yani? İşte buraya enjeksiyon yapıyor. Dizinin ağrısı geçiyor. Başka bir şey yapıyor. Omzunun ağrısı geçiyor. Böyle tesadüfler sonucunda bir süre sonra sinir sistemindeki egzantrik bağlantılar var zaten. Mesela safra kesesi ağrısı. Safra keseniz nerede? Sağda karaciğerin altında değil mi? Safra kesesi ağrısı iki kürek arasına vurur. İki kürek kemiği. Şimdi safra kesesi nerede? İki kürek arkası nerede? Veya beliniz ağrıdığında, belinizde fıtık olduğunda nereye vuruyor? Ayak bileğinize, baş parmağınıza. Bacağı değil mi? Vuruyor. Ha, ayak bileğinizdeki baş parmağınızda noktaya bir şey yaptığımda belinizi tedavi edeceğime niye inanmıyorsunuz? Belinizin ağrısının oraya vurduğunu biliyorsunuz da o ağrı vuran yerden bir şey yaptığımda bele etki edeceğine bunu neden buluyorlar. İnanmıyoruz. Evet. Yani bunlar arasında vücutta böyle sinir sisteminde ilginç bağlantılar var. Bakın burada bozucu alan yapıyorum şu an. Bir ameliyat izi değil mi ameliyat hocam? Ameliyat izi. Ameliyat izlerinin hepsi sinir sisteminde kesikler oluşturuyor ve akışı bozuyor. Yani hızla akan bir trafikte bir kavşakta düşün. Ondan sonra
şeyi bozuyor. Trafiği bozuyor. Trafiği bozuyor. Evet. Trafiği bozuyor. Hocam enjeksiyonla muhakkak yapılmalı mı nöral terapi? Yani olmazsa nöral olması... terapinin kendi solüsyonu var. Hı hı. Damardan verilen nöral terapi solüsyonu da var. Artı nöral terapi bu en basit enjeksiyonlardan biri. Çok ciddi enjeksiyonlar var. Yani burada gösterebildiğim bu hasta hı hı. üzerinde. Daha derin iğnelemeler mi var? Tabii çok derin iğnelemeler var. Ganglion bloğu dediğimiz bloklar. Mesela şu yaptığım şey özellikle baş ağrıları, sinüzit, migren, her türlü psikolojik problem için çok değerli. Kafaya enjeksiyon yapıyoruz mesela burada. Bu hasta o kadar bu hastanın röportajı var mı? Var. İsterseniz onun şikayetlerini bir dinleyelim mi? Hangi şikayetler? Bence önce size... nöral terapinin şeyini bir konuşalım. Ne o yaptığını. Hı-hı. Vücutta iki tane sinir sistemi var. Birisi kontrol ettiğiniz. Kolumu kaldırıyorum. Hı-hı. Kolumu kaldırıyorum dediğimde beyin kol sinirine emir gönderir, kolumu kaldırırım. Ama kalbimin çalışması, bağırsağım çalışmasını etkileyebiliyor muyum? Mümkün değil. İki tane sinir sistemi var. Birisi benim kontrolümün altında olan, birisi olmayan. İşte nöral terapide aslında kontrolüm altında olmayan sinir sistemini tokat atmak veya zaptırapta almak ve veya onu bozulanını düzeltmek aslında nöral terapi. Çünkü her şey sinir sistemi üzerinden yürüyor. Bütün organların hareketleri. Mesela bağırsağın kasılıyor, sancı oluyor değil mi? İritabl bağırsak sendromu. Bir hı-hı. sürü insan var, İBS hastalığı denen. Ama bunun işte nöral terapide yapıyorsunuz. Bütün ince ve kalın bağırsakları. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Bütün organların dışarıdan çalışılabilecek noktaları var. Aynen akupunkturdaki gibi bunlar hepsi birbirlerine mantıkları, hepsi uyuyor. Hepsi tamamlayıcı tıbbın elemanı zaten. Yani şimdi yaradan şöyle bir şey yaratmış. İç organa elini sokup onu mıncıklama, onu düzeltme şansın yok. Yani her an ameliyat edemezsin. Yani karaciğerdeki bozukluğun hepsi ameliyatlık değil ki. Ama karaciğerde bir bozukluk var değil mi? Düzeltmen gerekiyor. Ya da pankreasta bir şey var dalakta. Ya da bağırsak ne yapacaksın? Açtın bağırsağı mıncıklayınca bağırsak düzelecek mi? Yani tıkanıklık olursa, patlarsa, çatlarsa ameliyat edersin. Peki diğer hastalıklarda bağırsağı ellemeden nasıl düzelteceğim ben? Bağırsak da burada içeride. İşte yaradan şöyle bir sistem yaratmış. Vücudun dış yüzeyinde, ciltte ve sırtta her organa bir nokta yaratmış. O noktayı sen gidip kurcaladığında burası düzeliyor. Bunu da bilimsel olarak ispatlamış Alman. Hocam bu Alman, muazzam bir sistem değil mi? Muazzam bir sistem. Bunu akupunkturda bunun aynısı. Hı hı. Oraya da akupunktur iğnesini batırıyorsun. Burada da nöral terapide de çoğu yerler akupunktur noktaları zaten. Solüsyon enjekte ediyorsun. Bir özel bir solüsyonu enjekte ediyorsun. Hep aynı solüsyon değil mi hocam? Hep aynı solüsyon. Hı hı. İçindeki madde bir yurt dışından gelen bir gelmeyen. İki çeşit madde var. Onu enjekte ediyorsun ve ne oluyor? Mesela bademciklere kadar enjeksiyon yapabiliyorsun. Ya da mesela bütün psikolojik hastalıklarda, ağır psikolojik hastalıklarda boyunda çok önemli iki ganglion var. Oralara enjeksiyon yapıyor. Adamın ruhu değişiyor. Bu hastanın gibi. Veya bütün omuz, kol problemlerinde şurada iki tane buradaki damarları açıcı ganglion var. Bunlara enjeksiyon yapıyorsun. İnsanın kolu bambaşka oluyor. Yani buradaki boyun problemi, kol problemi gidiyor. Veya mesela hani bütün lenfleri temizlenmiş meme kanseri gibi ya da başka şeylerde rahatsızlıkları olan, ödemleri olan hastalar var ya. Lenfleri açıyorsun nöral terapiyle. Lenf sistemi damar sisteminden daha önde mesela en az tanınan, hala muazzam sırları olan sistem lenf sistemi. Damarların nerelerde ne yaptığını bulduk ama lenflerin görevleri hala keşfediliyor. Her gün yeni bir lenfle ilgili bir şey çıkıyor. Lenfin çok şey olduğunu ama bütün bağışıklık sistemi yani kanser sıçrıyor lenfin üzerinden sıçrıyor. Nasıl bir görev üstleniyor vücut? Nasıl aslında lenfin o zaman şöyle
bütün pislikleri temizleyen bir sistem olduğu, bağışıklık sistemi, bir sürü yere sinyal götürüp getirdiği, her yerin habercisinin lenf sistemi olduğunu anlıyoruz artık. Lenfleri açınca pislik atmak için çok değerli yani. Mesela bütün o koca koca ödemli böyle gut diye geliyor hasta, gut değil mesela. Bacağı bu kadar. Ona nöral terapi yapıyorsun, bacak pop, inceliyor, gidiyor. Hocam buradan devam edelim. Arkadaşlarımız reklamı işaret ediyorlar. Sorular da geliyor, çok güzel. Bu arada reklamlardan sonra beyefendinin şikayetlerini dinleyip öyle devam edelim tamam, sohbetimize. Tamam, nerelerde kullanılır, kimlerde kullanılır, daha netleşir. Burada olacağız. Hem sorularınıza cevap vereceğiz reklamların arkasından, hem de nöral terapi üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Karaciğerimde yanılma vardı. İlçe bağırsağımda sorun vardı. Kalın bağırsak, midede problem vardı. En başta bir ikinci seansta, yani birinci seansta boyun düzleşmesi ağrım geçti. Hani anksiyete bozukluğum ikinci seansta çok güzeldi. İnce bağırsak sorunum hani üçüncü seans olmasına rağmen çok güzeldi. Yani çok fayda gördüm. Hani Cemil Hoca'nın yaptığı nöral terapiler gerçekten bana çok fayda sağladı. Hepsinden fayda görüyorum hani. Baş ağrısı işte ne çok, kadar azaldı? Genelde hani bütün hepsi ne kadar azaldı? Genel anlamda yani genel, üçüncü seanstayız. Yani şu an beşinci seanstayız herhalde. Hani tam olarak evet, sayısını bilmiyorum ama gerçekten çok fayda gördüm. Seanstan sonra diğer seansa kadar hiçbir ağrım yok. Hani seansa gelinceye kadar bir iki gün ağrı oluyor. Onu da seanstan sonra düzeliyorum. Çok geçmiş olsun, hastamızın da medeni cesaretini kutluyoruz ve hocam evet, yolculuğunuzu 5. seanstan itibaren aslında özetini bize anlatmış oldunuz. Evet, burada biz ben de orada konuşuyorum. Eşlik ediyorsunuz. O var mı? Bir sonraki bölümde var hocam. Aslında çok acılar atlatmış bir aile. İki kardeşlerini kaybettiler, bir kardeşlerinde ağır bir trafik kazası nedeniyle ben tedavi ediyorum. Ciddi sinir ve yaralanmaları ve doku kayıplarıyla. Düşünün, üç kardeş böyle oldu. Bu kadar şeyi yaşayan bir aileden yine tebrik ediyorum onu. Bu acıların üzerine tabii bir sürü problemleri oldu. Çok genç bir çocuk. Hem baş ağrıları var, hem boyun ağrıları var. Hem ciddi huzursuzluk, depresyon, yani o üzüntülerin verdiği, onları kaldırmak hiç kolay değildi. Onlarla mücadele ediyordu. Yani ailenin büyük oğlu aslında, bildiğim kadarıyla. Bağırsak problemleri ve mide problemleri çok fazlaydı. Nöral terapi öyle bir şey ki, yani ağrılar için kullanabiliyorsunuz, psikolojik problemler için kullanabiliyorsunuz. Damarları rahatlatmak için kullanabiliyorsunuz, detoks yapmak için kullanabiliyorsunuz. Özellikle patolojik ağrılar, nöropatik ağrı dediğimiz, artık halkımız biliyor nöropatik ağrı. Onlar için kullanabiliyorsunuz. Bütün organları uyarmak için, tedavi etmek için, her organ için kullanabilirsiniz. Organı tedavi etmek için, kalbi tedavi etmek için, akciğeri rahatlatmak için, pankreası düzenlemek için, karaciğerin çalışmasını rahatlatmak için kullanabilirsin. Öyle bir şey bu. Veya tamamen kas iskelet sisteminde bir şeyleri düzeltmek için kullanabilirsin. Ya da vücuttaki özellikle aşı izi, yara izi, düşme izi, ameliyat izi, tüm bunlar o kişinin sinir sisteminde böyle kesintilere, yanlış sinyallere yol açar bir hale geldiyse ve mesela bir ağrıyla geliyor hasta, ameliyatın düşmen, hani bir yara izin var mı diye soruyorsun. O çıkıyor, onu hiç düşünmüyor. Ya da insanlar
diş tedavilerini ameliyattan saymıyor. Diş problemlerini yaradan, bereden, izden saymıyor. En fazla insanlarda diş problemleri vücutta başka problemlere yol açıyor. Ağrı ya da bir organ aksamasına yol açıyor. Çünkü her diş bir organla bağlantılı. Hocam problem dediğiniz başarılı yapılan bir dolgu değil de yanlış yapılan, kötü malzemeyle yapılan bir... Onlar da var ama doğru düzgün yapılsa da diş... Öyle mi? Diş, doğru, yani orada diş hekimlerini tenzih ederim. Dişler organlarla bağlantılı, mesela iltihabi bir şey yaşadı ya da implant ya da dolgu... bir şekilde orada bir problem var ve sürüyorsa, oldu geçtiyse, ameliyat izi gibi bir şey kaldıysa, orası bir kez bile kurcalanmış olsa, orada bir yanlış sinyalizasyon oluyor. Mesela böbrekle ilgili dişler, bu işte diyorum ya, yaradan sistemler yaratmış. Buradaki bazı dişler böbrekle, bazısı karaciğerle alakalı. Yok dalakla alakalı. Yok mideyle alakalı. Peki implanta bakış açınız nasıl hocam? İmplantlar bozucu alan yaratabiliyorlar. Eyvah. İmplantlar çok önemli. İmplantların çok düzgün ve kaliteli olması gerekiyor. Buna rağmen o implantların olduğu bölgeye bizim çalışmamız gerekebilir. Yani oranın o düzgün implant yapılsa bile o civarın kurcalanmış olmasının verdiği etkiyi bizim sıfırlamamız gerekiyor. Yani vücuda atılan her bıçak darbesi vücutta bir hasar yaratıyor. Bunun geri döndürülmesi gerekiyor. Bütün sezaryen izleri gibi mesela. Aa. Bütün aşı izleri gibi. Hepsi mesela yıllardır boynu ağrıyor. Oraya o diyelim kolunda aşı izine yapıyorsun, o boyun ağrısı geçiyor. Çünkü orası orayı bozmuş, akımını bozmuş. Birbirinin sinyalini, sinir sistemini. Hocam ne kadar çok bizim aşımız var, diş tedavimiz, ameliyatımız. Düşün yani mesela neler? Diz ağrısından perişan. Dişlerindeki problemi gideriyorsun, buraları sıfırlıyorsun, diz ağrıları geçiyor. Ya da mide problemi var. Ama tam mideye denk düşen omurda, omuriliğinden çıkan sinirlerin orada problem var. Orayı enjeksiyon yapıyorsun, midesinin ağrısı geçiyor. Bakın nöral terapi işte onun için şahane bir şey. Yani şimdi bunu mide ağrısıyla gastroenteroloğa gidiyor, dahiliyeciye gidiyor, genel cerrahe gidiyor, mide ilaçları kullanıyor. Hani ben aynı zamanda mide asidi, işte reflü, bunlarla da ilgili beslenme hekimliğimde olduğu için, yani GAPS hekimliğimde olduğu için bunların direkt mideyle ilgili problemlerine de vakıf olup çözmeye çalışıyorum. Ama bir de nöral terapiyle, yani adamın omurunda problem var. Omurundan dolayı midesi hastaysa sen ona istediğin kadar mide ilacı ver, istediğin kadar asidini düzenle. Omurundaki o problem, o mideye giden sinirin çıktığı yerdeki problemi düzeltmezsen ömür billah onu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. Aa. Düzelmez. Aa. Denge de var. Denge de var. Sesle dinleyebiliriz arkadaşlar. VTR'yi sesle dinleyebiliriz. Bir kere beslenmesini düzenledik. Karaciğer yağlanması ve mide bağırsakları için aynı zamanda ve vücudundaki eksik mineral, vitamin bunları düzenlemeye çalıştık. Bitkisel çok ciddi desteklerimiz oldu. Bunun dışında nöral terapi ihtiyacı var. Hem psikolojik olarak hem de fiziksel düzelmesi için nöral terapi ve nöroprolo terapi yaptık. Aslında bu hastalarımızı korkutmasın bu kadar iğne. Şu an biz Galip üzerinde birçok tedavi aynı anda uyguladık. Yani biraz fazla tedavi yaptık. Galip sağ olsun böyle gayet cesur yürek olarak burada. Ama o çok fayda gördüğü için de buna okeyliyor. Biz ne yaptık? Ciddi olarak lenf sistemi çalıştık. Baş ve boyunu rahatlatan, her türlü baş boyunu rahatlatan problemlerde bir lenf sistemi çalıştık.
Aynı zamanda baş ağrısı için özel bir nöral terapi protokolü çalıştık. Hem yüzde hem başta olmak üzere. Boyuna nöroproloterapi çalıştık. Boyun kas ve kemik ve eklem problemleri yani fıtıklaşmalar için. Kalp istedi, kalp çalıştık. Akciğer çalıştık. Bütün vücudun enerji akışını değiştirecek bir sistem çalıştık. Aynı zamanda mide ve ince ve kalın bağırsaklar çalıştık. Bunu kalmadı. Apandistizi var galpte. Biz bozucu alan yaptığı için ona bakmıştık. Vücutta bozukluk yapıyordu ve pek çok rahatsızlığında bu problemdi. Bozucu alan sürekli çalışarak onu yok etmeye, onun kötü sinyallerini yok etmeye çalışıyoruz. Karaciğer çalıştık, burada dalak pankreas çalıştık. Tabii siz bunları çok ayrımsanamadı. Aslında şu an ciddi olarak bir sürü iç organ, kas ve fıtıklaşma problemi ve baş ağrısı, ağrı problemleri. Ama aynı zamanda psikolojik çalışma da oldu. Başına yapılan çalışma psikolojik problemlere de içeriyor. Bunu biz akupunkturla bitireceğiz mesela şimdi. İki değişik tedavi gördü. Akupunktur seansıyla bitireceğiz. Evet. O kadar güzel anlattınız ki hocam. Nöral terapiyle ilgili bir konferansa gitmiş gibi olduk. Ben eminim bugüne kadar bu tedaviyi yaptıranlar bile bu işin iç mekanizmasını bu kadar iyi bence araştırmalılarsa bilmiyorlardır. Yani şimdi nöral terapi gerçekten kontrol edemediğimiz şey. Sinir sisteminin ne ulaşan tedavi. Peki oradaki apandis iyileşmesi sizi tatmin etti mi hocam? Bazen ameliyat izleri öyle bir iyileşiyor ki böyle... O çok problemli sıkıntılı zaten. Sıkıntılı oluyor. Öyle bir apandis izi, o çok normal bir apandis izi değil farkındaysan. Apandis izi hiç bile tek bir çizgi olarak belli olur. Burada resmen böyle 6 santime 3 santim kocaman bir iz var farkındaysan. Yani çok reaksiyonlu iyileşmiş. Zaten onun ben bağırıyor yani. Ben burada problemim diyor o iz. Söylüyor değil mi? İz ben problemim diyor. O zaman ekran başındakiler bir düşünsünler mi? Ameliyat izleri nasıl? Bir sıkıntı var mı ameliyat orada? Ameliyat izleri özellikle sezeryen izlerinde şöyle diyeyim sana. En az 5 meridyen akupunktur meridyenini kesiyor. Bu da aslında... mide meridyenini, safra kesesi meridyeni filan etkilenmişti Galip'te. O yani ama yani mide meridyeni deyince mide hastalığı olacak anlamına gelmesin safra kesesi meridyeni etkilendi deyince. Pek çok başka problem yol açabiliyor. Bir de öyle bir tablo çizdiniz ki şimdi psikolojik sorun var. Bizlerde de öyle oluyor. Yani bir şey söküldü mü çorap söküğü gibi hastalık geliyor hakikaten. İşte yorgunluk geliyor, mide sıkıntısı, kabızlık. Hepsi birbirle bağlantılı biliyor musun? Onu soracağım. Böyle mi olur her zaman hocam? Ama böyledir. Yani şimdi tezahür, yani hastalığın tezahürü. Mesela bu hastada mide problemi, bağırsak problemi, anksiyete, depresyon, boyun ağrısı, baş ağrısı, denge problemi aslında ayrı ayrı bir sürü hastalık değil. Öyle problem mi? Orada. Dengen için, başın için işte nöroloğa gidiyorsun, boynun için fizik tedaviciye gidiyorsun, miden için dahiliyeciye gidiyorsun, bağırsağın için işte gastroenterolog, dahiliyeci falan diye dolanıyorsun. İşte sırtın, belin için başka bir tarafa gidiyorsun. Ne yaptın? Hiçbir yani... Ama bunlar aslında hepsi bir rahatsızlığın buradaki tezahürü. Hepsi aynı şey. Aynı şeyin farklı şekilde tezahürleri o kadar tipik ki. Böyle çok hasta var. Yani bir sürü hani teyze var. Buradan giriyor ağrı, buradan çıkıyor, buradan dolanıyor, buradan. Anlatırken gülüyorlar. Aa, senin ağrın buradan girip buradan çıkıyor. Ne biçim ağrıymış bu yahu? Her yerinde ağrı var. İşte hem de miden de kötü, hem de boynun da bir türlü toparlamıyor, yürüyemiyorsun da. İşte kalbin de çarpıyor, uyku da uyuyamıyorum diyorsun. Ya senin her tarafın şöyle olmuş. Değil, o bir hastalık aslında. Allah'ım. Hepsi böyle çıkıyor. İşte bütün espri, o bütüncül tıpta bunu görebiliyorsun. Bunu görebiliyorum. Ve bunu nöral terapiyle, akupunkturla, yeri geliyor proloterapiyle, nöroproloyla. Evet. Bak şimdi sesimizi lenf kısalım. Açıyoruz. O kadar değerli ki bu. Peki hocam, şimdi bir seansta siz bütün şikayetlere yönelik tedavi yapabiliyor musunuz nöral terapide? Yok, nöral terapide belli bir ilaç dozu var. O ilaç dozunu kiloya göre geçmemek lazım. Bir de
Mesela nörel terapi ilk seansında, diğer seanslarda da olabilir. Yaptığınız yerler tedaviyle o kişinin olayın başlangıcına gitmesi, rüyalar görmesi. Aa. Mesela yara izine yaptınız. Diyelim ki bir kaza geçirdiniz. Bir travma ve burada var. Evet bir şey kaldı, bir yara iziniz var. Yapıyorum. Kaza anına gidersiniz. Kaza anında ne yaşadığınızı. O sırada ameliyat olduysanız ameliyata giriş ruh halinizi. Ameliyattan çıktığınız anı. Oradaki ağrınızı, bulandıysanız bulantınızı, öfkeliyseniz öfke, hepsini tekrar yaşarsınız. Ama ne bu biliyor musunuz? Onlardan atmak demek, onlardan temizlenmek. Orada sizin vücudunuz, vücudumuzun bir hafızası var. Vücut o kadar değerli ki. Bize armağan edilen o vücut o kadar değerli ki. Hocam çok hor kullanıyoruz ama. Öyle hor değil kullanıyoruz mi? Ve evet. Kullandırıyoruz ki. O değil kadar mi? Değerli ki. Ne diyor? Size bu emanet edilmiştir. Emanete hıyanet etmeyin deniyor değil mi? Biz bu emanete ne kadar hıyanet ediyoruz? Sigara içerek, başka şeyler yapıp, kötü kötü beslenerek, abuk subuk dışarıdaki o paketli şeyleri yiyerek. Kötü düşünerek, kötü davranarak değil kötü mi? Kötü düşünmek inanılmaz bir şey. Bir yayını yalnızca bunun için yapmalıyız. İnşallah. Kötü düşünce kötü tohum oluyor. Değil ve mi? Biz kendi kendimizi hastalandırabiliyoruz. Evet hocam. Bu arada çok güzel sorular var. Migrenle ilgili soru var ki ağrı ve nöral terapi deyince çok önemli bir tedavi değil mi? Migren tedavisi. Evet. Migrenin çeşitleri var yalnız. Karaciğer migreni, safra kesesi migreni, hormonal migren ve migren diye zannedilip aslında boyun kaynaklı olan bir sürü migren çeşidi var. Yani o kişiden kişiye değişiyor, geldiğinde anlıyorsunuz ve her migren denilen hasta hiçbir şekilde de migren çıkmıyor. Bağırsak kaynaklı migrenler oluyor mesela. Gluten ve kazein kaynaklı baş ağrıları çok fazla. Peki baş ağrılarıyla ilgili... Geliyorum dönüyorum gluten kazeine gidiyorum. Çok önemli yeri var değil mi hocam baş ağrılarının? Evet, baş ağrıları çekmemiş insan var mı bilmiyorum. Yok değil mi? Peki bel, boyun fıtığı, işte kas iskelet sistemi ağrılarında yeri nasıl nöral terapinin mi? Nöral terapi akutta çözmeye değerli ama nöroproloyla karıştığında... Proloterapi ile nöral terapinin karışımı bir yavru var. Çok değerli bir yavru. Bunu da geliştiren bir Amerikalı. Nöroproloterapi diye. Amerikalılar ve sonra oradan öğrenen İtalyanlar işi geliştirmişler. Nöral terapi bazı ağrıları mesela siyatiğin üzerine gidiyorsunuz. Siyatiğin üzerine nöral terapi yapıyorsunuz. Bütün o sinir çıkışlarını, sinirleri rahatlatıyorsunuz. Oradaki problemi çözüyorsunuz. Oradaki yanlış sinyalleri, yanlış gideni düzeltmek ve oraya yeni bir, hani yeniden yapılanma sağlamak gibi bir şey nöral terapi. Ama bel boyun fıtıklarında esas tedavi nöroprolo ve proloyladır. Evet hocam. Şimdi o kadar farklı konularda sorular var ki, iltihaplı romatizma ve tiroid nodüllerine bir tedavi uygulanabilir musunuz? Nöral terapi, tiroid nodül deyince, nöral terapi nerede değerli bir de biliyor musunuz? Hormon aksını harekete geçiriyorsunuz. Bir nöral terapi seansıyla adet görmeye başlayan, üçüncü nöral terapi seansı ve akupunktur kombinasyonuyla hamile kalan hastalar var. Bakın, yumurtalıklar, tiroid ve hipofiz. Üç kritik organı uyarıyorsunuz. Hem zayıflamada etkili bu, metabolizmayı hareket ettiriyor. Bütün hormon aksını uyarmanız gereken, bütün metabolik sendromlu, obez, ondan sonra bir sürü organ problemi, hormon problemi olan hastada nöral terapi çok değerli. Tiroid nodülleri çok çeşitli ama tiroid nodüllerinde o kadar çok gluten hastalığı çıkıyor ki. Hocam bu arada hormon bozukluğu ve bebek sahibi olamama da nöral terapi evet izleyicimiz nöral terapiyle akupunkturu kombine edeceksin. Özel protokol var. Amerikalı hocanın protokolünü yapıyoruz biz. Peki tabii toplum sağlığıyla ilgili bunu da sorayım. Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili bebek sahibi olamamakla ilgili destek oluyor mu geleneksel tıp hocam? Tabii ki. Hem fitoterapiyle destek olabilir, homeopatiyle olabilir, akupunkturla olur. Evet. Nöral terapiyle de hormon aksını çalışarak olur. Evet. Bel ve boyun fıtıklarında hocam ne tavsiye edersiniz? Ozon mu yoksa başka bir tedavi mi diyor? Bel ve boyun fıtıklarında nöroprolo, nöroprolo nöral kombinasyonu, prolo, bakın üçü yanına ozonu katabilirsiniz.
burada öyle güzel bir yelpaze var ki hastasına göre değişir. Ve bir süre sonra da PRP ve kök hücre yaparsınız. Ama hemen değil. Önce ona biraz onarırız, orayı bir toparlarsınız. Ödemini, ağrısını alırsınız. Sonra orada yeni doku oluşturursunuz. Üzerine de kök hücre ile ve PRP ile... Cila mı? Cilanın ötesi o. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna gelmişiz. Ciddi mi? Bugün hakikaten nasıl geçti ben de anlamadım. Bu sefer hiç anlamadım. Evet. Arkadaşımız bitir işareti yapıyor. Ben de ona kötü kötü bakıyorum. Daha değil diye yok. Tekrar tekrar bitir işareti yapıyor. İnşallah haftaya devam edelim, olur mu hocam? İnşallah. Sorular kaldı. Ekibiniz geri dönüş yapıyor soruları. Hafta için değil mi? Tamam. Müsait olduğunuz, onu da sözünü alalım. Vaktimizin sonuna geldik. Siz merak ettiğiniz tüm konularla ilgili geniş bilgi hattından hocamıza ve ekibine ulaşabilirsiniz. Cevaplayamadığımız sorular için kusura bakmayın. İnşallah geri dönüş yapacağız. Yarın 2'yi 5 geçe buradayız. Hoşçakalın.